Ve hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta inanılmaz bir Tycoon oyunuyla karşınızda olacağım. Bugün Roblox'ta hastane kurma Tycoon'dayız ve hastanemizi kuracağız, doktorluk yapacağız ve bıyıklıyı tedavi edeceğiz. Ya bir dakika ya, bıyıklıyı da her yere karıştırmayalım abi. Bıyıklı falan yok. Abi bugün bıyıklı yok abi. Bıyıklısız bu iş. Bıyıklısız Roblox'tayız. Ve hadi bakalım, Roblox sevenler, en sevdiğiniz oyunları lütfen yorumlara yazın. Bakalım en çok Roblox'ta hangi oyun seviliyor? Şimdi hastane kurma zamanı. Başlayalım. Evet arkadaşlar, bugün Roblox'ta mükemmel bir hastane kuracağız ve hastane kurarak zengin olacağız. Evet, çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Ben bir iki el attım. Yani oyunu birazcık biliyorum ama şimdi Rabbit'li olduğum için bir daha baştan başlamış olacağım. Burası benim hastanem ve bir tane çalışanım var. Sadece şu abla. Senin yaşıyorsun, aktan çok memnunum ama hiç bana para vermiyor. Kasada durduğum ayda fakirim, fakir olduğum için hiç param yok, araba alamıyorum. O yüzden evde alamadım, ne yapacağımı bilmiyorum. Oğlum ne konuştu lan? Videoda olduğu için konuştuk galiba. Hiç bu kadar konuşmazdı ama neyse, çaktırma kaç. Evet arkadaşlar, oyuna başlıyoruz. Şimdi oyuna bir kutu düşmüş önümüze. Tabi bundan paramızı hemen kapalım. Sıfırla başlıyorsunuz arkadaşlar, hiç paranız yok. İlk olarak şuradan bir para üretme mekanı başlatmamız lazım. Şuraya tıklıyorsunuz ve bakın, şimdi burada E tuşuna basarak para üreteceğiz. Ama otomatik çalışanlar var, onları da almak için şunun üzerine gelmeniz lazım. Bakın şu an benim 300 param var, burada 400 var. Hemen şuradan gidip kasaya dolan paralardan almam lazım. Şu an 700 param oldu. Arkadaşlar bakın, şimdi bir tane daha çalışanım oldu. Şu arkadaş burada çalışarak bize 138 para, 138 dolar kazandırıyor ve her buraya giren dolardan da kasamıza para gidiyor. Kasaya para gittiğinde buraya geliyorsunuz ve kasadan paraya çekiyorsunuz, 1600 para. Tabi bu çalışanları artırabiliyoruz. Tamam, şurada bir tane daha çalışan artırdık. Şuradan bir tane daha alalım. Alamıyoruz. 194. Kaç lira oldu? 2000. Hemen buradan para kasmam lazım. 3000 alabilirim. Önemli olan arkadaşlar para. En çok parayı aldığınızda çok daha hızlı bir şekilde hastanenizi kurabiliyorsunuz. Mükemmel böyle kat kat hastane yapabiliyoruz burada arkadaşlar. Ambulans, helikopter yapabiliyorsunuz. Normal ambulans yapabiliyorsunuz. Doktorlar çalıştırabiliyorsunuz. Hemşireler falan derken efsane. Ben oyunu çok sevdim arkadaşlar. Hatta o kadar çok sevdim ki oyunda 7 kez Rabbit yaptım. Şu an oyunun belki de fullenmiş halini izleyeceksiniz. Ama tabi baştan başlıyorsunuz Rabbit yaptığınızda, biliyorsunuz. Şu an en baştan başlamış fakir gibiyim. Normalde aha para yok. 5000. Bura kaç? 6000. 1000 lazım. Hemen gidelim kasayı alalım. Şöyle gidelim. Hop. Şurayı da şöyle yaparsak. Tamam. Çalışanlarımız bayağı arttı. Çok iyi. Şunu da alabilecek miyiz? 7000 alabiliyorum. Oo, gelsin paracıklar. 138 dolar geliyor. Arkadaşlar şunu aldığınızda, şu an param yok alamıyorum ama bunu aldığınızda bunun içinden geçen paraların değeri artıyor. Yani şuradan şu an 14.000, 16.000'im var. Tamam, 16.000 dolarla bunu alabilirim. Aldım. Bakın 138 giriyor, 207 dolar çıkıyor. Bu şekilde de daha fazla para kazanmış oluyorsunuz. Şu an çok iyi gidiyoruz. Şimdi paraları kazanıyoruz. Ama bir hastanenin olmazsa olmazı nedir? Doktorlar ve hemşireler, yani çalışanlar lazım bize. Hemen bizi çalışan yapmalıyız. Biraz çalışana ihtiyacım var. Şurada bir tane ofis açalım. Hop. Güzel bir ofis açtık, evet. Şöyle içine hemen döşeyelim. Yatak. Yatak güzel. Bu ne? Oo, masa. Tamam. Hop. Bu ne lan? Tabela. Tabela aldık. Ve kapısı ve bir doktor. Arkadaşlar doktor çalıştırmak için diyor 40.000 dolara ihtiyacın var. Hemen ben 40.000 dolar bulmalıyım. Acil 40.000 dolar. Burada kaç var? 32.000. Bende 45.000 oldu. Tamam, kaptık. Parayı kaptık. Hop. Hoş geldiniz doktor hanım. Hoş bulduk. Maaşınızı vermeye unutmayın. Bu çok para lazım. Buna göre ev aldım. Evin borcunu ödeyeceğim. Doktor hanım, oğlum bismillah ya. Tamam tamam. Abi gelir gelmez maaş, para. Abi o değil bu iş. Biraz hizmet et önce. Bir dakika arkadaşlar, şimdi doktoru aldıysak buraya biraz hasta, yani hasta getirmemiz lazım. Hah, bak kayıt yaptırıyor. Hadi bakalım. Lan nereye gidiyorsun? Doktora, doktora. Şişt, doktor şurada. Lan bir dakika. Konuşalım şunda. Gönder. Oda bir. Mamini mama, mamini mi? Ne diyorsun ablacığım ya? Doktora git. Bakayım doktor iyi çalışıyor mu? Doktor iyi tedavi et ha. Bir şeyler yapıyor vallahi. Bakalım. Yani hasta mutlu ayrılırsa buradan. Tamam, hasta mutlu ayrıldı. Doktor maaşını iki kat ödeyeceğim. Tamam, bu doktor işe yaradı. Şimdi devam edelim. Tabii ben bu hastalarla böyle uğraşamam. Buraya bir hemşire lazım. Şuraya bir tane hemşire alalım arkadaşlar. Bu hemşire gelen hastaları içeri göndersin.
Hah bakın. Arkadaşlar burada 27 bin dolara hemşire alabiliyoruz. Hemen hemşiremi aldım. Kanka şişt, hastaları yönlendir. Doktora yönlendir. Bak bak nasıl çalışıyor bak. Evet. Bak gitti onunla konuşuyor. Bakalım ne diyor. Oğlum mamini mama demeyeceksin. Doktora git diyeceksin. Mamini mama ne ya? Neyse gitti. Yani hiç çoktan dillerini anlamıyorum ama mamini mama dili kullanıyorlar. Şimdi arkadaşlar her doktora girip çıkan bulgura herkes selam söylesin. Bulgurcuk geldi. Şimdi her doktora girip çıkan kişi bize para veriyor. Buradan da artı olarak para kazanıyoruz. Kasada da artı para birikiyor. Doktordan gelen paralar hemen ekranın sol alt kısmında birikiyor arkadaşlar. Diğer paralar da burada birikiyor. Şimdi devam edelim dur. Şuraları biraz toparlayalım. Kapımızı kapattık. Tabii kapınızı kapatmanız lazım. Kapınızı kapatmazsanız da dışarıdan gelen diğer hastane sahipleri sizin hastanenize saldırabiliyor. Bir kere öpeyim git hadi. Sen çok tatlısın sen. Sen çok mu tatlısın sen? Sen çok mu tatlısın? Sen kimin tatlısın ne? Sen şeker misin ne? Sen benimle Roblox oynayacak mı? Senin burnun için ısırayım mı seni ne? Niye böylesin bakayım? Hadi orada. Tamam orada dur. Evet. Şimdi hastanemizi geliştirelim abi. Ben hırslı bir hastane sahibiyim. O yüzden çok hızlı bir şekilde hastanemi büyütmem lazım. Her şeyi alacağım. Öncelikle bir hastanenin vazgeçilmezi dış görünüşü güzel olmalı. Şöyle dış görünüşünü biraz güzelleştirelim şuraların dur. İçeride ne varsa olsun. Bu ne? Tabela, Skybase falan, odalar. He, hastanenin tanıtımı burası, tamam. Onun dışında bakalım şurada ne var? Mühendis. Abi niye mühendis var? Mühendis. Neyse hoş geldin mühendis. İnşallah sen de para istemezsin. Arkada bir şey var. Ha bu camlar, tamam. Camları aldık. Burada bir alışveriş yeri. He, kantin. Abi hastane kantini tabii. Hastanenin vazgeçilmezlerinden bir tanesi de hastanemizin kantini. Kantini de açtık. Tamam güzel. Hop. Hop. Kantinci de burada. Masalar, sandalyeler. Gelip otursunlar. Buradan da 3-5 götürelim. Yani hastaneyi büyük kuruyorsanız büyük düşüneceksiniz arkadaşlar. Hiçbir şekilde hastanenin içinde kantin eksik olmaz. Bura ne? Ha ikinci doktor mekanı. Hemen ikinci doktor mekanını kuruyoruz. Şöyle hop. Buraya da hemen bir doktor alalım. Aldık. Delikanlı. Sen de çok maaş istiyor musun? Tokluğa çalışırım. Her gün kantinde bir tost ısmarla yeter. Lan var ya ne iyi doktor lan. Kantinde tost. Ismarlarım da sana 2 tost günde. Buna günde 2 tost versem tamamdır. Tamamdır. Bu doktor bedavaya geldi. Şimdi parayı toplayalım, devam edelim. Şuraya bir oda daha kurarız arkadaşlar. Bir doktor odası daha. Çünkü buradan güzel para geliyor. Hemen şöyle masasını, sandalyesini bir doktor daha. Hadi bakalım. Aa aynı doktordan. Tost isteyen doktor. Ne diyorsun lan? O benim ikizim. Ne tostu? Bana tost fabrikası açsan yine yetmez. Günde 50 bin dolar isterim. Oğlum 50 bin doları baban mı kaybetti de ben bulayım? 20 bine anlaşalım. 30 bin. 40 bin. Tamam olur. Oğlum ben niye fiyatı artırdım? Aşağı düşürmem lazımdı. Allah kahretmesin. Terbiyesiz doktor. Allah Allah. Kardeşini 2 tosta ikna ettim. Kendine 40 bin dolar. 40 bin dolar ne? Tost fabrikası açarsın. Şimdi arkadaşlar bir hastanenin vazgeçilmezi nedir? Tabii ki ambulans. Abi ambulans olmasa hiçbir zaman hastaları dışarıdaki hastaları hastanemize getiremeyiz. O yüzden şöyle bir ambulans mekanı kuralım şuraya. Hop tamam. Şurayı da kurduk. Evet. Hop hop. Abi ambulans nerede? Ha geldi. Ambulansımız geldi ve 10 numara ambulansım var. Abi şu kapıyı açsam mı? Şimdi kapıyı açtım ama binelim ambulansa binelim dur. Dostum götür bizi buradan. Ambulans. Allah dur. Oğlum ambulansa bindim ben kaza yaptım. Ambulans sen orada bekle. Seni trafik alır götürür. Abi şurayı alamıyoruz. Para bitti. Gidip hemen aktif kasadan para almam lazım. Kızım paraları ver. Oğlum paraları biriktiriyorsunuz bana vermiyorsunuz. Buranın sahibi benim. Tüm biriktirdiğiniz paraları bana vermeniz lazım. Şimdi çevre düzenlemesi yapacağım arkadaşlar biraz. Şuraları biraz toparlayalım yani. Hastanemizin çevresi güzel olmalı. 10 bin var mı? Var dur. Şunu da alalım. Tamam 9 bin kaldı mı? Kaldı. Bunu da alalım. Para kalmadı. Abi şuraları almak için hemen gidip kasadan biraz daha para almam lazım. Millet bana mı saldırıyor lan? Oğlum bana niye saldırıyorsunuz? Burası bir işletme. Oğlum hastalara bakıyoruz. Dur bir dakika. Hastalara bakan yer değil. İnsana saldırılır mı? Az para kazanıyoruz. Para az geliyor ya. Bu işi büyütmem lazım. Bir dakika. Dur çıkamadım. Şimdi şu çevre düzenlemesini iyice bitirelim. Şuradan bir kurtulalım. Şuraya da 8 bin. Nasıl para harcıyorum şıkır şıkır ya. Ve tamam. Otoparkımız ve hastanemizin giriş yeri şu an 10 numara hazır abi. Oğlum millet birbirine niye saldırıyor ya? Allah Allah gereksiz.
Şimdi şurada mekanlar var. Şimdi hızlıca üst katı kurmam lazım benim, dur. Üst kat açıldı mı? Şurada biraz nakit alayım kasadan. Üst katı bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Üst kat açıldım diye bakacağım. Şöyle bir bakalım. Ve üst kat açıldı, tamam. Evet, ikinci kata geldik. İkinci kata geldiğimde yine ilk iş para abi. Önce para kasalarını kuralım ki burada da paramız işlemeye başlasın. 16 bin dolara çalışan satın almamız lazım. Şuradan biraz paramı alayım. Hop. 16 bin dolar. Tamam, burayı da aldık. Abi 160 bin dolara çalışan satın alacağım. Bu nasıl bir şey? Neyse, bu 8 bin kazandırıyor. Oradan biraz götürürüz. 40 bin dolar oldu. Alt kata inmem lazım. Evet. 70 bin. Şuradaki ufak tefek her şeyi alalım abi. Burası sağlık yeri. Şu ne? 1500. He bak, burası çok güzel arkadaşlar. Burada kendimizi mesela doktora çevirebiliriz. Şunları da alalım, dur. Şöyle, aa, para bitti. Ne çabuk bitti lan para. Şunu alabiliyor muyum? Tamam. Onu alamıyorum. Mesela şuradan bir tane hemen hop elbise. Oğlum elbisem ön tarafı biraz tuhaf oldu ama tamam. Böyle iyi. Şuradan bir tane maske. Hop. Vay. Bir dakika, tam doktora benzeyeceğim. Şunu da alalım. Abi doktora benzedim. Hastanenin sahibi olsam da tam bir doktora benzedim şu an. Abi 300 bin dolarım olmuştur. Şu an yeni kurduğum ikinci kat çok iyi çalışıyor. Bulgucum gel. Hastanem çok iyi, gel gel. Bak hastaneye bak, efsane. Şuraya şimdi 160 bin dolar hemen vereceğim. Hop. 390 bin dolar. Abi çok çalışanları bu kadar pahalıya olur mu? 390 bin tamam. Arkadaşlar bir çalışan almak için 390 bin dolar ödüyorum. Nasıl bir zenginsem. 670 bin dolar. Tövbe estağfurullah. 670 bin dolara var ya, fabrika kurarım ben ya. Şimdi paralarımızı almaya devam ediyoruz. Şu an 343 bin dolarım var. Bu katta yapmadığımız şeyler var mı? Bakalım hemen. Ha, şunu almamışız. Bu ne, yay? Ne işe yarıyor? Daha mı hızlı gidiyoruz? Ne işe yarıyor abi? Abi zıplayamıyorum, aynı. Hiçbir işe yaramıyor. Kaç, içeri kaç. Bir işe yarayacak dedim ama yaramadı. Şimdi şuraya gidiyoruz. Burada son bir elbise mi kalmış? Bu ne? Oo, tam doktor elbisesi, dur. Abo, ya benim önüm değişik. Kravat görünmüyor. Neyse, sıkıntı değil. Gene de güzel. Beğendim. Tamam, bu durabilir. Şimdi acil olarak hemen buradan yukarı mı gidelim? Burada yapmadığımız şeyler kaldı mı, ona bakayım bir. Tamam, buradaki her şeyi yapmışız. Odaları kurduk. Doktorlarımız aktif çalışıyor. Şunu da alalım. Bu ne? Ha, tuvalet. Tabi tuvalet olmazsa millet nereye gidecek? Her tarafı pislik götürür. O yüzden şöyle tuvaletlerimizi hemen kuralım. Birinci kat bitti arkadaşlar. Birinci katımız işte bu kadar. Bundan sonra hemen ikinci katı yapmamız lazım. Koşa koşa ikinci kata gidiyorum. Şimdi ikinci kattaki çalışanları tamamen doldurursam çok güzel para yapabilirim. Bunu alma abi. Bunu niye alıyorum? Dur. 1 milyon 800 bin param birikmiş. Yuh. Abi şunu hemen al. Şimdi tamam. Şurada 3 tane mi çalışanımız oldu? 4 çalışan burada var. Şunu da alalım abi. 1M var mı? Şunu alırsam 1M olur. Burayı da alalım. Bir çalışan daha ekledik. O para beleş para, dur. Ne verdi abi? 1M ver. Abi 100K ne ya? 100K'yı bir saniyede kazanıyorum ben dostum. Ne, 395K var. Burası 1.4M. Şunu biraz beklemem lazım galiba. Ya başka bir şey almayayım ki çalışan elde edeyim. O önemli çünkü. Hop şöyle al. 1.45M tamam. Son çalışanı da ekledik. Şimdi ekmek gibi paralar gelsin. Arkadaşlar 2.4M olduğunda da şuradaki mekanı açabiliyoruz. Abi niye millet birbirine girmiş? Şunlara bir ders vereyim. Dostum bak, bugün sizin bu yaptığınız kavgaya son vermeye geldim. Çünkü hastanecilik işi böyle kavgaya mavgaya gelmez. Abi kavga olmayacak. Ağzını burnu kırarım. Gel lan buraya. Terbiyesiz seni. Kime kavga ediyorsun? Al lan. Seni doğrarım seni. Lan ver ya. Al bakayım sana. Bir daha kavga ettiğini görmeyeyim. Evet, terbiyesini verdim. Allah. Abi terbiye veriyordum. Niye öldürüyorsun? Terbiyesiz. Neyse. Böyle ufak tefek kazalar olabilir. Ama bu beni hastaneye büyütmekten vazgeçiremez. Bu bölgenin en büyük hastanesi benim olacak. O yüzden inanılmaz şekilde çalışmalıyım. Hop. Tamam. Şimdi arkadaşlar bayağı bir şey yaptık. İkinci kattayız ve paramız birikiyor. Şöyle kenar köşedeki şeyleri alacağım. Bu ikinci katta değerlendireceğim ama biraz paranın artmasını beklemem lazım. Azıcık paranın artmasını bekleyeceğim şöyle kenarda. Param biraz artsın. Bu katta çok güzel bir şekilde döşeyeceğim şimdi.
Evet arkadaşlar, bayağı bir sabrettim, bekledim ve şu an 15M param oldu. Şimdi ikinci katı da ufak tefek böyle düzenleyebiliriz. Şuraya ne istiyor? 200K. Tamam, bu mekanı yaptık. Etrafını kapattık. Bunu aldık. Tamam. Şurada kendime... Ha, tamam, bura değil. Pardon, şura mı? Değil. Bura mı? Değil. Abi neredeyim ben? Televizyon mu? Ne yapacağım lan televizyonu? Şurada bir yerde şimdi bir mekan daha kuracağım arkadaşlar. Orada bura galiba. Bura mı? Değil. Şura mı? Buraya bir yeri. Bura ne? Ha, tamam. Arkadaşlar bakın, burayı kurduğumuzda da hastanemizin yeni bölgesini açmış oluyoruz. Şöyle burayı bir kuralım. Bir dakika. Burası... Bakın buraya da bir tane hemşire koydum şu an. Burası da arkadaşlar böyle daha fazla ağır hastaların geldiği yerler. Hatta röntgen falan yeri var. Orayı da açmaya çalışacağım. Şimdi önce şurayı açalım. Buraya böyle tehlikeli hastalar geliyor. Bak daha zor hastalar. Daha tehlikeli hastalar. Şunu şurayı bir iyice açalım. Hop. Şuradan bir tane hizmetli koyalım buraya. Abi adam uzaydan gelmiş gibi. Şuna bak ya. Abi tüplü müplü adam ya. Sırtında tüp var. Oksijen tüpü. Şunlara bak. Şimdi arkadaşlar bunlar birazcık radyasyonun olduğu bölge burası. Buraya daha ilginç böyle yemyeşil hastalar falan geliyor. Bakayım ilk hastamız gelmiş mi? Hah, bakın arkadaşlar. Ha yok, bu farklı arkadaşlar. Bu hasta böyle ne için geldi? Böyle röntgen falan için geldi. Röntgen yerine paramız yetecek mi? Bir deneyelim. Şuradan röntgen yeri yapacağım bak şimdi. Şura mı? Aynen bak, burayı açıyoruz. Açamadım. Ha, açtım, tamam, burası. Arkadaşlar buraya şimdi röntgen yeri kuracağım. İnşallah param yeter, yetmezse biraz daha kasadan alırım. Şöyle bir daha yetmedi. Bura röntgen yeri ama röntgen yerini bitirmem lazım. Bir, hiç param kalmadı abi, şunu yapsak. Dur, kasadan biraz borç alayım. Borça gerek yok, hepsi benim param. Tamam. Şimdi hızlıca gidip şu röntgen yerini bitirirsek buradan da çok güzel para geliyor arkadaşlar. Buraları açmamın sebebi o. Şu an oldu. Bakalım röntgenci gelecek mi şöyle. Buraya da bir görevli koydum. Hasta nerede? Hasta niye gelmiyor? Aa, geldi bak bak arkadaşlar. Hasta geldi, içeri girdi. Yattı. Ve röntgen çekimi yapılıyor. Burada güzel para getiriyor arkadaşlar. Bakın burada getiriyor. Burası da güzel para getiriyor. O yüzden buraları kurmamız gerekiyor. Abi şu şurada kalmış, tipi kaymış. Abla şunu röntgene gönderin ya. Hah, tamam. Git git şu ileride. Sağ taraf. Ha, oradan dön. Aferin. Tövbe tövbe, kalmış orada röntgen röntgen diye. Şimdi şurada eksik kalan her yeri tamamlamamız lazım. Tamam, burayı da hallettik. Hastanemiz efsanevi bir hastane olma yolunda ilerliyor. Abi bu abla az önce röntgene girmedi mi ya? Biri giriyor çıkıyor, öbürü giriyor. Neyse dur. Ha, üst katı açtık, dur bakalım. Üst kat için kilidi aç yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar hızlıca buranın para kazanma mekanını hemen aktif etmeliyim. Çünkü çok güzel para getiriyor arkadaşlar bak. Burada... Bir çalışan 96K veriyor. Abi çok büyük para ya. Efsane para. Şimdi şura 3M. 3M olduk mu? Olduk abi. Bunu da aç. Arkadaşlar katları yukarı doğru gittiğinizde her katta daha fazla para veren karakterler geliyor bu sefer. Çalışanlarınız çok daha fazla kazanıyor. O yüzden üst katlara çıktıkça efsane paralar gelmeye başlıyor. Ve şöyle kaç M oldu? 43M'miz oldu. Burayı da açtık mı? Tamam. Şu an efsanevi para akışı var arkadaşlar. Şimdi bura kaçıncı kat? Biz kaçıncı kattayız? Şöyle aşağı atlayalım. Arkadaşlar şu an iki kat yaptık ve üçüncü katı yapıyoruz. Bugün burada bırakıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda Hastane Tycoon'u beğenen arkadaşlar lütfen yorumlara yazsınlar. Diğer katları yapacağız. 3-4 kat daha uzay katı var. Uzay katını falan yapacağız. Ama lütfen arkadaşlar Roblox'ta Hastane Tycoon'un devam etmesini istiyorsanız şöyle üstünden güzel bir 1000 like bekliyorum arkadaşlar. Güzel like'lar atarsanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki Hastane Tycoon bölümünde görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Seviliyorsunuz. Bye bye.